Selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte nefron üzerine konuşacağız arkadaşlar. Glomerulus kılıcılarından bahsetmiş olacağız. Yani boşaltım sisteminin alakalı beklediğim yerlere değinmiş olacağım değerli dostlar. Sesim her zaman olduğu gibi kötü durumda şu anda. O yüzden özür yetiyorum ama videoyu çekmek zorunda olduğum için çekmem gerekiyor. Videoya başlamadan öncesinde beğen tuşuna basmanızı ve kanalımıza abone olmanızı rica edeceğim. Gelin başlayalım bakalım. Şimdi değerli dostlar ilk başlangıçta bu Glominus kılcallarının tek katlı mı yoksa çift katlı mı olduğu üzerine bir konuşalım artık bu son olsun ne olur rica ediyorum yani. Hani adam diyor ki EBA'ya bakıyorum diyor, OGM'ye bakıyorum diyor, OGM'de diyor çift katlı yazıyor diyor. Fen kitabına bakıyorum diyor çift katlı yazıyor diyor. Fen kitabı bizi bağlamıyor değerli dostlar. Fen kitabı e, sınavda sorumlu olacağınız bir yer değil. Fen kitabına bakmayın o yüzden bak tekrar tekrar söylüyorum bunu. OGEM materyalde bazen güncellemiyor. Yani geçen seneki kitap bulunabiliyor. Eee on konuda yapabileceğim bir şey yok. Güncel ME kitaplarını 2022-2023 Met biyoloji kitabı yazar, yazaraktan Google amcından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu an benim kullandığım da o. Ama benim kullandığım da aslında 2022-2023 baskı değil. 2022 mi, 2021 mi ne bu baskı aslında. Daha yenisi çıkmadı. En günceli bu yani. Şimdi glomerulus kılcalları biliyorsunuz ki iki tane atardamar arasında yer almakta. Şöyle getirici atardamar ve götürücü atardamar şeklinde ne yapıyor e, oluşmuş oluyor. Getirici ve götürücü atardamarlar arasında bulunduğu için çok fazla basıncın olduğu bir e, Kılcal damar diye adlandırılıyor. Bunu kim çeviriyor abi? Bowman kapsülü ne yapıyor? Çevirmiş oluyor. Şimdi Bowman kapsülü bunu çevirdi. Bunda sıkıntı yok. Ama buradaki basınca dayanabilmesi için ne yapması lazım bunun? Eskiden diyorduk ki çift katlı olması lazım diyorduk. Hayır. Tek katlı etrafı podosit denilen hücrelerle ne yapacak da Çevrilmiş olacaktır değerli dostlar. Etrafında podositler bulunmakta. Adam ne yazmış? Atar damarları arasında meydana gelmiş glomerulus kılcalları podosit adı verilen kapsül hücresi de çevrilidir demiş. Kapsülle çevrili olması glomerulus kılcalarının yüksek basınca dayanıklılığını sağlıyor. Yani Tek katlı bu arkadaşımız. Tamam mı? Tek katlı. Bu tek katlının etrafı ise podositle ne yapmış? Çevirmiş. Podosit hücresi ne yapıyor? Yüksek basınca dayanıklılığını ne yapıyor? Sağlamış oluyor. Tamam mı? Olay bu. Çift katlı değil. Tamam mı? Lütfen ama lütfen buna dikkat etmekte fayda var. Bir de bizim şey var. Bir de bizim zamanımızdaki tayfa var. Sizin zamanınızda da bir şey yok arkadaşlar. Sizin zamanınızda biz böyle gördük diye bir şey yok. Tamam mı? Bu artık kaldırılmıştır. Yani sizin zamanınızda biz böyle gördük diye bir şey yok. Adam mezun mesela 5. senesinde mezuna kalıyor. Adam ne gördüğünü nereden hatırlayacak da neyi baz alacak? Günceli baz alacak tabii ki de. Benim zamanımda diye bir şey yok biyolojide tamam mı? Unutmuyorsun da. Şimdi idrar oluşumundan bahsedeceğim. Ama şu var süzülme, geri eminme ve salgılama olmak üzere nefronlardaki idrar oluşturma işlevi 3 aşamadan ne yapıyor? Gerçekleştirilmiş oluyor. Şimdi bakın dikkat ettiyseniz şurada arkadaşlar süzülme mevcut. Süzünme nereden nereye gerçekleşiyor? Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru ne yapacaktır? Süzülme gerçekleşmiş olacaktır. Süzülme basınçla gerçekleştiği için herhangi bir şekilde ne yapmayacaktır? Enerji harcanmayacaktır arkadaşlar. O zaman süzünme kısmında ATP ne yapmayacaktır? Harcanmayacaktır. Geri eminme kısmında peki? Geri eminme kısmında pasif de gerçekleştirilebilir. Aktif de gerçekleştirilebilir. Tamam mı? Geri emilme neymiş? Pasif de gerçekleştirilebilir, aktif olarak da gerçekleştirilebilir. Geri emilmeyi niye gerçekleştiririz biz? Kardeşim eğer ki yararlı maddeler varsa bizim bu nefronda. Ne yapacağım? Ben bunu tekrardan kılcal damara geçirmiş olacağım. Salgılamada ise eğer ki bende damarda herhangi bir şekilde toksik madde varsa bunu ne yapacağım? İdrarla atacağım. Salgılama ise aktif şekilde gerçekleştirilir. Tamam mı? Adam size üç öncüllü bir şey sorabilir. Der ki kardeşim süzülme, gereğinme salgılama hangisi aktif taşımayla gerçekleştirilebilir derse ne diyeceksin? Gereğinme ile salgılamayı almış olacaksın. Bunun önemli. Peki süzülme denilen olayda neler bulunabilir? Yani süzüntü denilen kısımda neler bulunabilir? Bakın dikkat edin bu kısma. Bu kısım önemli. Şimdi süzüntüde diyor su diyor, glikoz diyor, amino asitler, vitaminler, çeşitli tuzlar, üre, kreatinin, hemoglobinin yıkımı ürünleri gibi atık maddeler bulunabilir ve dikkat edin buraya. Albumin de bulunabilir. Arkadaşlar süzülme yani süzüntüde albumin de bulunabilir. Bu bir kan proteini evet ama süzülme esnasında ne yapabiliyor arkadaşlar? Ee, bulunabiliyor arkadaşlar. Tamam Unutmuyorsun. Önemli. Ha burada şey demiş de hani mesela pardon kan protein demiştik. Plazma protein demiştik. Burada plazma proteinle bulunamaz yazmış. Ama albümün de plazma protein netice itibariyle. Fakat e, yapabileceğimiz bir şey yok. Yani dizgi kaynaklı sıkıntı olmuş. Normalde plazma proteinleri ne yapamıyor? Bulunamıyor. Ama albümün istisna tamam Unutmuyorsun bu kısmı. Tamam O zaman burada verilen vatandaşlar bulunabiliyor bakın hemoglobinin yıkımı ürünleri gibi diyor hemoglobinin bulunabilir demiyor hemoglobinin yıkımı ürünleri diyor tamam Hemoglobin bulunabilir kısmını çıkartmıyorsun bu noktada tamam o zaman ne yapacağız albümünü de alacağız hocam benim çözdüğüm kaynakta albümünü almamış o eski baskı maalesef kapak değiştirip tekrardan ne yapıyorlar piyasaya sürüyorlar bundan dolayı geriye binmede dikkat ettiysen geriye bak ne demiş sana pasif ya da aktif taşımayla olacağından bahsetmiş unutmuyorsun bunu. Geri kısmında özellikle 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 şuna dikkat etmekte fayda var. Bakın proksimal tüp önemli bizim için geri de. Neden? Çünkü çoğu şey proksimal tüpte tamamen eminebiliyor. Mesela glikoz tamamı eminiyor. Amino asitler tamamı eminiyor arkadaşlar proksimal tüpte. Tamam mı? Şimdi bakalım bir abi buraya. Buraya baktığımız zaman dikkat ettiyseniz bakın adam size ne vermiş? Süzülen demiş. Bir sürü vermiş burada madde. Geri emilen demiş, salgılan demiş ve süzüntü demiş arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz bakın salgılanan diyor. Yani ilaçlar, amonyak, işte hidrojen yoğunları gibi vatandaşlar ne yapacaktır? Yararlı adamlar değil o yüzden ne yapacaktır? Salgılanacaktır. Başka geri emilen diyor mesela. Bir karbonat, sodyum klorür yani tuz, su, besinler, potasyum ne yapacaktır? Geri emilecektir. Her ne kulbunun, her ne kulbunun Allah her ne kulbunun şeyini versin diyorsun değil mi? Biliyorum ama yapacak bir şey yok. Her ne kulbunun inen ve çıkan kolu var. İnen kolu suya geçirgen olduğu için suyun gelmeli söz konusu. Çıkan kolu ise arkadaşlar suya geçirgen değildir. Bu yüzden tuz eminimi söz konusu oluyor. Distal tüpte sodyum klorür, su bikarbonat eminiyor ve arkadaşlar hidrojen potasyum ne yapıyor? Salgılanmış oluyor. Devam ediyorum, devam ediyorum. Bak dikkat ettiysen herhangi bir şekilde neden bahsetmedim sana? Herhangi bir şekilde üre kısmından bahsetmedim. Çünkü ürenin arkadaşlar geri emildiği yer neresi abi? Toplama kanalı veyahut da idrar toplama kanalı diye de geçiyor. Herhangi bir şekilde üre var mı burada? Yok cancağızın. lazım tamam mı? Unutmuyorsun bunu da tamam mı? Önemli var bu. Bir de ADH nerede etkili diye sorabilir. Mesela anti diüretik hormon değil biliyorsun vazopressin diye de adlandırılır. Hem distal tüpte hem de toplama kanalında etkilidir diyeceksin unutmuyorsun bunu da yine önemli bu da. Bir de şunu söyleyebilir her şeyi de verdik <laughs> bir de şunu bir de bunu diyeceğim. Kabuk kısmı ve öz bölgesinde bulunanlar. Mesela atıyorum işte e, glomerulus kılcallığı, Bowman kapsülü, proksimal tüp kabuk kısmında bulunuyor. Hernenin bir kısmı kabuk kısmında, bir kısmı toplama kalan şey toplama diyor öz bölgesinde bulunuyor. İşte distal tüp nerede bulunuyor abi? Kabuk kısmında bulunuyor. İşte e, idrar toplama kalanı nerede bulunuyor? Öz kısmında bulunuyor gibi. Tamam bunu da sorabilir. Bilginiz olsun. Var çünkü map kitabında gördüğünüz üzere. Şimdi başka ne var abi? Heh, bir de şu var. Salgılama dedik ki kardeşim aktif taşımayla olacak. Bu kalsın cepte. Ha. İdrarda, idrarda protein bulunabilir mi? Milli Eğitim Bakanlığı kitabına bulunabilir diyor arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz gireminime %100 dememiş. 0.1 gram kadar ne yapacağını söylemiş. Bulunabileceğinden bahsetmiş. Bir de şununla bel belirtmekte fayda var. Şurada bir dizgi hatası meydana gelmiş. Potasyum 2 gram kadar atılabilir diyor. %100 giremiyor yazmış. Bu %99 olacak tamam mı? Dizgi hatası olmuş burada bilginiz olsun. Tamam mı? Onu da çok fazla son arkadaşımız oluyor bana. Onu da söylemiş olayım. Tamam mı? Bunun haricinde buradaki tabloyu incelemenizi önemli rica ederim. Mesela üreye baktığımız zaman %50 oranında ne yapacaktır? Geri söz konusu olacaktır. Tamamı e, atılmayacaktır yani. Bilginiz olsun. Onu da söylemiş olalım. Evet bir sonraki dersimizde farklı bir konu üzerine tekrardan görüşmek üzere. Üzere, üzere, üzere artık konuşamıyor böyle hoca. Üzere kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız efendim.